İslami hükümlerle hükmedilmiyor ise, henüz İslam bir kişide, beş kişide, 15 kişide, 105 kişide ise, bu durumda mutlak surette bir Müslüman diğerlerine güzel ile, iyi ile emreder. Yani güzeli iyiyi tavsiye eder, kötüden de onu kaçındırmaya yönlendirir. Yani sopa yok. Ne zaman ki devlet oldu, o zaman Allah diyor ki Resulüne, onlara Allah'ın hükümleriyle hükmet. Onların üzerine Allah'ın hükümleriyle hükmet. İhtiyar yok. Hırsızlık mı yaptı? Cezasına o uygulanacak. Filanın oğlu, falanın oğlu yok. Bunun örnekleri de var Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Tamam peki. Yani şöyle anlıyoruz. Şimdi kimsenin kimseye hakkı söylemekten ve kötülükten uzaklaştırmaktan başka yapacağı bir şey yok. Peki şöyle diyelim. Bir Müslüman... Devletin yetkisi hiçbir zaman ferde yoktur. Devletten söz etmiyoruz. Kişinin. Fert. Yani Müslüman bir toplumda yaşıyoruz. O zaman peki şunu sorayım. Bir Müslüman diğer bir Müslümana günah işlerken, yani oruç yiyor olabilir, namaz kılmıyor olabilir, kadına bakıyor olabilir. Kadına bakması ondan kavga çıkar. Onu saymıyorum. Yani oruç yiyor veya böyle tam günah olacak bir şey. Eğer fiilen bir ceza vermeye kalkarsa onun yaptığı günah mıdır? Bu doğru değil efendim. Mesela doğru biz sizi midir, tanıyoruz. İslam şey açısından doğru değil. Biz sizi tanıyoruz. Ne yaptık? Ümüğünüze mi çöktük Ahmet Bey bugüne kadar? Sizi Allah'ın bir kulu olarak Sayın telakki Özkan, ediyor, insanca, güzel güzel konuşuyoruz. Sayın Özkan, sonuçta kendiniz karar vereceksiniz ve herkes seçiminin ürünüdür Ahmet Bey. Siz benim namaz yerken... Her ne kadar bu güzelim sözü bir gazoza kurban etmişseler de, herkes seçiminin ürünüdür. Siz beni oruç yerken mi gördünüz? Siz iyi bildiğinizi bana tavsiye ediyorsunuz. Elbette bu bakın, benim de hakkım, ben de iyi bildiğimi size tavsiye edeceğim. Peki yani tavsiye... Dinlerseniz de neşeniz bilir, dinlemezseniz de. Çünkü sizin yaptığınız sizden, benim sadece yaptığım bakın, benden sorulacak. Şunu anlamaya çalışıyoruz. Burada bunları konuşmamızın nedeni, neticede bunu dinleyen bir Müslüman kitle var bu ülkede. Evet. Ve burada Müslüman kitle kendi davranışını her zaman çok bilerek mi yapıyor emin değiliz. Yani burada bakın bir başörtü meselesinde bile tam kesin bir fikir birliği çıkmadı. Bazı insanlar... bir Müslümanın bir başka Müslümana günah işlerken müdahale etmesi gerektiğini söyleyebilir. Bunu tartışmamızın nedeni böyle bir Ahmet şey var mı? Bakın Ahmet Bey, Türkiye'de halk korkunç derecede İslam'ı seviyor. Ama sevdiği İslam'ı o derece sevdiğinin derecesinin tam tersine bilmiyor. Peki bu yani... Bundan kaynaklanıyor sorunlar. Anlatabiliyor muyum? İslam'ı sevmek ne demek? Şimdi bakın, peygamber en iyi Müslüman mı? İttifak ediyor muyuz? En iyi Marksist Marx değil mi? Veya Lenin değil mi? Marksist onun gibi. Değildi. Marx'tı. Onun için, yani, böyle kapitalist miydi Marx? Şimdi peygamber neyi ahlak edinmişti? Kur'an-ı Kerim'i. Peki. Ahlak demek bütün düşünce ve davranışlarında esas kabul etmek demek.